Direk Güngör Yalancı Çobanlar Yandı Yanılmıyorsam Temmuz ayı da Bir yıldır her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede çıkıp apar topar kur tahmininde bulunan, felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin fena ters köşe olduğunu yazdım. Hiçbir tahmini tutmayan bu kesimin finansal piyasalarda istikrar sağlandıktan sonra ortadan kaybolduğunu dile getirdim. Kendilerine de yalancı çobanlar yakıştı yaptım. Peki bu arkadaşlar ve rotasyona yona uğrayan türevlerinin finansal piyasalarda sağlanan istikrardan sonra yüzü kızardı mı? Hayır. Üstelik her gün çıkıp ekonomiye Türk lirasına finansal göstergelere ilişkin yalan yanlış ve yanıltıcı bilgiler sallamaları da yanlarına kar kaldı. Evet aynen öyle oldu. Çünkü Türkiye'deki kanunlarda bu ve benzer iftiralarla ilgili bir düzenleme tanımı yok. Ulusal ekonominin genel yapısına, Türk lirasına, makroekonomik büyüklüklere ve finansal göstergelere ilişkin yalan haber yapsanız da, söylenti çıkarsanız da, yorum yapsanız da, rapor yazsanız da ceza alamıyorsunuz diyebilirsiniz ki 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı başlıklı 107. maddesi var. Fakat o madde sadece belirli sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ve yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyecek haber, yorum ve söylentileri kapsıyor. Ancak şu günlerde konuyla ilgili bir düzenleme hazırlığı yapıldığını biliyorum. Bana kalırsa bunun iki yolu var. Ya Türk parasının kıymetini koruma kanununa bir madde ekleyeceksiniz ya da Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme başlıklı 237. maddesine bir ek yapacaksınız. Gelelim nasıl bir düzenleme yapılacağına. Bildiğim kadarıyla ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere ilişkin olarak bunların fiyat, değer veya seviyeleri üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek, yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran bu suretle menfaat elde edenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması gündemde. Velhasıl artık öyle bol keseden sallamak yok beyler. Dilek Güngör, Sabah